bir medeniyet zenginliği. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin başkenti yaşayan ruhluyum. Osman Gazi Türbesi'ndeki alp nöbeti ve sancak devir teslim töreniyim. Tarihin, inancın ve kadim medeniyetlerin izlerinin harmanlandığı sonsuz ve zengin bir kültür mozaiği. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'nın yaşadığı İznik'teki inanç mabetleri, Ulu Cami'deki muhteşem hat sanatı, Yeşil Külliye'deki kaplıcaları, Uludağ'daki manastırları ile bilinen Hisar adı verilen sur içindeki 3-5 bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba iken Osmanlılar tarafından fethi sonrası zamanla gelişerek askeri, idari erkanın, ulema ve tüccar zümresinin yerleştiği bir kent haline gelmiştir. 1340 tarihinde Orhan Gazi tarafından inşa ettirilen zaviye, cami, hamam ve şehir içi hanından meydana gelen kapsamlı külliye, sur dışında Bursa şehrinin yeni merkezini ortaya çıkarmıştır. Orhan Bey'den sonra Çelebi Mehmed'in Yeşil Camii'ne vakıf olarak İpek Han'ı adı verilen ikinci büyük bedestini inşa ettirmesiyle ticari alanlar daha da büyümüştür. Zamanla hanlar, bedesten ve çarşılar gibi ticaret yapılarının burada toplanması sonucu ortaya çıkan bu merkez asırlar boyunca değişmeden kalmıştır. Orhan Bey'den sonra gelen padişahlar döneminde hanedan mensupları ve diğer ileri gelenler sayesinde kurulan zengin vakıfların birçok ticari ve dini merkez şeklinde oluştuğu görülür. Bunlar Yıldırım, Emir Sultan, Yeşil gibi yeni bölgelerin ve mahallelerin de oluşmasını sağlayan külliyelerdir. Sultan Murat, Fazlullah Paşa, Hacı İvaz Paşa, Hasan Paşa, Umur Bey, Cebi Ali Bey, Şahabettin Paşa gibi devlet erkanı tarafından tahsis edilen vakıflar sayesinde daha sonra bu zatların adlarıyla anılacak olan yeni bölgeler ve mahalleler de oluşmuştur. İstanbul'un fethi sonrasında Bursa uzun bir süre imparatorluğun İstanbul'dan sonraki en büyük şehri özelliğini korumuştur. Bursa hem sarayla sıkı bağlantısını hiç kesmeyen bir kent niteliğinde hem de sanat ve ticaret hayatının yoğunluğunu ve yüksekliğini görüldüğü bir yer olarak kalmıştır. Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra gittikçe gelişen şehirde oldukça yoğun kültürel bir zenginlik hakim olmuştur. Bursa çeşitli Osmanlı devlet adamlarının yanında Şemsettin Fenari, Abdurrahman Bistami, Molla Hüsrev, Molla Yegan, Molla Zeyrek, Lami Çelebi, Üftade, Niyazi-i Mısri, Süleyman Çelebi gibi birçok tarihçiler, mutasavvıf ve şairler, alimler yetiştirmiştir. Sonuç olarak bugün Bursa şehri geçmişiyle kıvanç duyan, bugüne ve yarınına güvenle bakan, işlek ve canlı bir kent halinde önemini devam ettirmektedir. Bursa'nın fetih şenlikleri etkinliklerinin güzel ve son derece verimli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın öğretim görevlimize teşekkür ediyoruz. Aşk olmuştur asırlarca, desen desen tezgahlarda Bursa. İlim ve irfanıyla insanlar, imanından aldığı ruhla. Paylaşılan nimetler için çalışan bir alette değildir. Fatih'e, Osman Gazi'den devredilen çok yüce bir tebcildir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Saygıdeğer Vali, adli yargımızın, emniyet teşkilatımızın çok kıymetli yöneticileri, çok değerli kaymakamlarım, kıymetli komutanlarım, kıymetli Osman Gazi Belediye Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, aziz hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şehirler medeniyetlerin özü, özetidirler. Kimi ibadetin merkezi, kimi ticaretin kalbi, kimi şehirlerin anası, kimi kültür şehri diyen olur. Bu şehirlerin her biri tarihleri boyunca nice medeniyete beşiklik etmiş, nice kültürün harmanlandığı merkez olmuştur. Ecdadımız yüzlerce yıl önce birbirinden değerli eserlerle donattıkları şehirleri bizlere miras bıraktılar. Bursa'mız da o şehirlerden bir tanesi. Geçmişle geleceğin uyum içinde harmanlandığı mükemmel bir şehir. Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa, bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol göstermektedir. Çok farklı medeniyetler gelip geçti bu topraklardan. Her devlet kendince önemli sebeplerle Bursa'ya sahip olmak istedi. Osman Bey de beylikten devlete geçişin yolunun Bursa'dan geçtiğini gördü. 1300'lü yıllarda başlayan kuşatma çok uzun sürdü. Osman Gazi ile başlayan Bursa'yı fethi hareketi 1326'da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrasında yapılan çalışmalarla Bursa, Tanpınar'ın ifadesiyle kuruluş çağının havasını saklayan şehir olarak bugünlere taşındı. Orhan Bey zamanında sur dışına taştı bu şehir. Hüda ve Nigar zamanında Balkanlara uzandı. Yıldırım zamanında mimarinin doruklarına ulaştı. Şehzadelerin çatışmaları arasında tarumar oldu. Çelebi Mehmet zamanında yeniden kuruldu. Fatih'ten sonra manevi başkent oldu. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, Rabbinin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar bir cihan devletinin doğduğu topraklardır. Asya'dan başlayıp Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa'dır. Bursa, 400 çadırlık Osmanlı'nın beylikten devlete giriş kapısıdır. Osmanlı'nın dibacesidir Bursa. Türkiye'nin en gözde şehirlerinden biri olan Bursa, sürekli yenilenerek, değişerek, gelişerek bugünkü halini aldı. Bursa, tarihi doğru okuyanların elinde sürekli gelişti, büyüdü. Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu kutsal emaneti geleceğe taşımak için elimizden geleni hep birlikte yapacağız. Bütün çalışmalarımızı bu sorumluluk bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Bursa'nın fethinin 696. yılını 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kutlu olmanın da ayrı bir heyecanı yaşıyoruz. İnşallah bu süreç Avrupa Kültür Başkenti'ne de gidecek. Bu vesileyle Bursa'nın fethinden kurtuluşuna kadar bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi'den, Orhan Gazi'den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ve son dönem yöneticilerine kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor. Bursa'mızın fethinin 696. yılının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bursa her kalbin atışında nice çağlara can vermiştir. İlim, irfan, sanayi ve sanatta imanla bir yükseliştir. Gücü, güzeli, sanatı ve asaleti solur ciğerleri. Aşk vermiştir hayata Bursa'nın çocukları, kadını, eri. Fazıl Hüsnü Dağlarcı Anadolu Lisesi öğrencimiz Ömer Kağan Bilgin'i Bursa'da Zaman adlı şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. (Gülüyor)
Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük çadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar, eliyor dört yana sakin bir günü. Bir rüyadan arda kalmanın hüznü, içinde gülüyor bana derinden. Yüzlerce çeşmenin serinliğinden, ovanın yeşili, göğün mavisi ve mimarilerin en ilahisi. Bir zafer müjdesi burada her isim. Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın, hala bu taşlarda gülen rüyanın. Güvercin bakışlı sessizlik bile çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle. Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, muradiye sabrın acı meyvesi. Ömrünün timsali beyaz nilüfer, türbeler, camiler, eski bahçeler. Şanlı hikayesi binlerce erin, sesi nabzım olmuş hengamelerin, nakleder yadını gelen geçene. Bu hayalde uyur Bursa her gece. Her şafak onunla uyanır, güler. Gümüş aydınlıkta serviler, güller. Serin hülyasıyla çeşmelerinin, başındayım sanki bir mucizenin. Su sesi ve kanat şakırtısından, billur bir abise kuşlarızın. Yeşil türbesini gezdik dün akşam. Duyduk bir musiki gibi zamandan, Çinilere sinmiş Kur'an sesini, fetih günlerinin saf neşesini, aydınlanmış buldum tebessümünle. İsterdim bu eski yerde seninle baş başa uyumak son uykumuzu. Bu hayal içinde ve ufkumuzu çepçevre saklasın bu ziya, bu renk, havayı dolduran uhrevi ahenk. Bir ilah uykusu olur elbette. Ölüm bu tılsımlı ebediyette, belki de rüyası büyük cetlerin, beyaz bahçesinde su sesleri. Öğrencimize teşekkür ediyoruz. Mehter vuruyor tarihin aksetmede yağdı, andık yine Fatih'le Süleyman'ı, Murad'ı. Köz sesleri sarsın bütün Bursa'yı yer yer, geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler. Bursa Mehteran Derneği'nin gösterilerini izliyoruz. Şunu al kime vereceksin ben abi? Açık ver. Açık.
Vakti şuuru sefa! Mehtap başı! Heşey! Merhaba! Ey mehtap! Merhaba! Mehter başı, nevbete selah, eski ordu marşı, hastum, haydi ya Allah. Cettin neden neslin vaman, cettin neden neslin vaman, hep kahraman Türk milleti, orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan, orduları pek çok zaman vermiştiler dünya yaşan. Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milliyeti, kahret vatan düşmanını, çeksin amel un zilleti, kahret vatan düşmanını, çeksin amel un zilleti. Marşı. Haydi. Vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, Gülbank Osman'ı tutan bir aşkına. Ey leşkeri müfettül evlat, vur vur bugün fethi Lübün'üz amin. O tepişir aşkına, fethi Lübün'üz amin. O tepişir aşkına. Düşsün çelengi Rum'un
eğilsün ser üzere, düşsün çelengir onun. Eğilsün ser üzere, vur Türk'ü gönderen yedi. Takdir aşkına son zahmetinle vur ki, vur ki açılsın bu surlar. Fecri hücum içindeki tekbir aşkına, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah ya Allah, ya Settar, ya Cebbar, ya Gaffar, ya Allah, ya Settar, ya Cebbar, ya Gaffar, ya Allah. Fecri hücum içindeki tekbir aşkına, fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Metan, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, bu bayrak hastur, haydi ya Allah. Albaslanın dilinde, surlarda ulu batlının elinde, Çanakkale cihadının yolunda, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Kafkaslarda bizi kaldırdı şaha, Yeme çöllerinde sığınak vaha, gönderlerinden hiç inmedi daha, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sabit muhafız, bayraktan alırdı mücahitler hız, unutana yine hatırlatırız, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Rahat.
Mehteran hücum başı. Bursa Mehteran Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Mertliğin sembolü olan kılıç ve kalkanların bir ahenk içinde birbirine vurulmasıyla oynanan, müziksiz olmasıyla da diğer birçok halk dansından ayrılan tahta kıran kılıç kalkan ekibinin gösterilerini izliyoruz.
Tahta Kıran Kılıç Kalkan ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Valim, Bursa Fetih Şenlikleri burada sona ermiştir arz ederim. Programımız Tophane Şehitli ve Balaban Bey Kalesi önünde devam edecektir. Eşsiz çini ve seramiklerim, hüzünle huzurun bir arada hissedildiği Muradiye Külliyesiyim. Somuncu Baba'nın fırını, Aşık Yunus'un şiirleri ve Üftade Hazretleri'nin tekkesiyim. Zengin mermer taş işçiliğiyle Yıldırım Bayezid Camii'yim. Birinci Murad'ın duasının Hüda Vendigâr Camii'nde yankılanan sesiyim. Selçuklu ve Osmanlı'nın en nadide eserlerinin bulunduğu Türk İslam Eserleri Müzesi'yim. Adeta bir görsel şölen olan Panorama 1326 Fetih Müzesi, ziyaretçilerin